Tamer korkmaz. Beş ay sonra elde var sıfır. Düzenbaz Donald Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklamasının 19 Aralık 2018 üzerinden tam beş ay geçti. Peki çekildiler mi? Hayır. 5 aydır bu sütunda çekilme lakırdısının bir yalandan ibaret olduğu, Türkiye'yi oyalamak gayesiyle bu numaranın çekildiği hususu defalarca yazıldı. TSK'nın Fırat'ın doğusuna yapacağı harekatın eli kulağındayken, yani son birkaç gün sayılıyorken, Ankara Trump'ın beyanından bir gün sonra 20 Aralık'ta, harekatın kısa bir süreliğine ertelendiğini açıklamıştı. Ez cümle, muhtemel harekat tam 5 aydır askıda. Amerika ise bu süre zarfında bölgedeki YPG-PKK'lı teröristlerine silah sevkiyatını dolu dizgin sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurma planını gerçekleştirebilmek için çalışıyor, bastırıyor. Ankara sahtekar Trump'ın sözlerine güvenmeye devam ettiği müddetçe itina ile oyalanacaktır. Kısa süreliğine ertelendiği söylenen harekat geciktikçe Türkiye PKK terörünün hedefi olmaya devam edecektir. Amerika'nın PKK devleti kurma planı ise yol alacaktır. Amerikan tıraşı. 5 aydır Washington'dan yapılan Suriye'den çekiliyoruz açıklamalarının yalanlarının sayısını unuttuk. Hani 19 Aralık 2018'den itibaren en geç 90 ya da 100 gün içinde çekileceklerdi. 1 Nisan'da çekiliyoruz diye kesin konuşan da yine bu düzenbazlardı. Bu kahpelerin pek itibarlı gazetesi Wall Street Journal, Amerika Nisan ayı sonuna kadar Suriye'den çekilecek diye haber yapmıştı. Amerikan tıraşı işte böyle sürüp gidecek. Peki ya Ankara bu kuyruklu yalanları ne zamana kadar dinleyecek? Membiç ile Fırat'ın doğusuna askeri harekat daha ne kadar gecikecek? Trump'tan medet ummak. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Amerika'nın halen daha herhangi bir adım atmamasını eleştirmiş. Hürriyet'in haberine göre Amerika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin İnsan Hakları Alt Komitesi'nde gerçekleştirilen oturuma katılan Cengiz aynen şunları söylemiş. Dünyanın bu konuda hiçbir şey yapamamasına hala inanamıyorum. 2 Ekim'den bu yana halen aynı noktadayız. Amerika uluslararası soruşturmayı kongre bünyesinde yapabilir, Sayın Trump da Suudi Arabistan'la olan ilişkilerini bir kenara bırakıp bunun hesabını sorabilir. 18 Mayıs 2019 Hatice Cengiz en başından beri Amerika'dan medet umanlar arasındadır ve dahi 7 ay sonra bunları söylüyor. Amerikan devleti en başta CIA, dahası Trump'ın damadı Siyonist Kushner, Cemal Kaşıkçı cinayetinin merkezinde yahu. Suudi hanedanında konuşlanmış üst düzeydeki muhtemet elemanları eliyle Kaşıkçı'yı öldürten derin Amerika, cinayeti iğneden ipliğe organize eden de CIA'dir. Suikastı aydınlatırlar mı hiç? İhtimamla üstünü örterler. Nitekim 7 aydır da bunu yaptılar. Bundan sonra da böyle sürüp gidecek. Ne de olsa dehşetengiz kanlı faturanın yüklendiği fevkalade lekeli adres de belli. Hatice Cengiz ise Washington'daki alt komitede konuşuyor. Halen daha Amerikan devletinden medet umuyor. Mesela Trump'tan hesap sormasını bekliyor. İnfaz edilecek Suudilerin listesini hazırlatıp siyaya veren Kuşner yahu. Cemal Kaşıkçı cinayetinin hesabını kayınpederi şu sarı şeytan soracak ha. Bir kez daha haram piyon. Operasyon tamamlandı. Erkenden şampiyon ilan edilerek hedefe yerleştirilen Başakşehir direnemedi. Direnemezdi de. Öncelikle yıllar öncesine gidip poster çekimine katılan eski bakanı teşhis edecekler ki belki o vakit uyanırlar. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu statta gol attığın zaman kulübüne saldırı oluyor, bir teknik adam gol atan rakibin kulübesine çete halinde saldıracak, yumruk atacak, hakaret edecek, delikanlı adam devam eder, onun için mesafe kat edemiyoruz diyerek senior terimi işaretledi. İsabetli ama küçük bir adımdır. Derin mevzuyu çözmesi için belki bir başlangıç olabilir ancak kadrajı büyütmesi şart. Heykel yolcusu kalmasın. Uzaktan kumandalı Süper Ligimizde MHK tetikçi hakemlerinin eliyle görevini hakkıyla yaptı. Rize'de kurgusal futbol rezaleti zirveye çıkmıştı. Ligin sonundaki tabelanın nasıl tasarlandığı aşikar hale gelmişti. Mustafa Cengiz, Sinyor Terim'in heykelinin inşa edilmesi için artık gururlanarak talimatını verebilir. Emeği geçen malum hakemleri de heykele dahil etmelidir. Poster çekimi içinse, hem o hakemlere hem de şu eski bakana muhakkak davetiye göndermelidir. Tamer Korkmaz Yeni Şafak